Hepinize selam dostlar, hepiniz yeni diyor. Hoş geldiniz. Karşınızda Ships at Sea diye bir oyun var. Fishing Barent Sea oyununu hatırlarsanız, böyle kendi gemimize ufacık bir botla başlayıp balık tutarak sonra daha büyük gemilere upgrade ederek o sattığımız balıklarla ekibimizi kurduğumuz ve daha büyük gemilerle ağ vesaire o mekaniklerini vesaire geliştirebildiğimiz, daha çok para kazandıkça işte daha çok genişleyen, böyle imkanlar sağlayan bir yapısı vardı oyunun. Aynı yapımcılar, aynı ortam, daha farklı bir oyun yapmaya çalışmışlar. Ships at Sea'nin ana konusu da şu. Aslında bir noktada her bokoloksun ama balık, full balık odaklı değilsin. Yani diyelim ki bir kasabada acil bir şey oldu gemiyle alakalı. A noktası, B noktası götürmen lazım. Götürebilirsin. Denizde bir gemi kaldı böyle. Bir tekne arıza yaptı. Yardıma gitmen lazım. Yardıma gidebilirsin. Ne bileyim, elektronik bir arıza var. Gittin deniz ortasında bir yerde tamir etmen lazım. Yapabilirsin. Yangın çıktı, söndürebilirsin gibi. Artık sadece denizde de değil, karaya da iniyorsunuz. Geminizi tamir ediyorsunuz. Geminiz artık biraz daha fiziki olarak geliştirebiliyorsunuz. Geminizi yıkayabiliyorsunuz, teknenizi. Böyle bir yapıya sahip. Yani birazcık daha FPS modumsu bir şey olmuş. Birazcık daha böyle bir gemicinin kariyeri gibi bir şey yapmışlar. Daha denemedim. Beraber deneyeceğiz. Oyun $12.5. Ve maalesef ki şu an oyun birazcık kötü yorumlarla boğuşuyor. Onu söyleyebilirim. Onun sebebini de birazdan açıklayacağım ama şimdilik yeni kariyer başlatalım. Beraber görelim. Tutorial'la beraber öğretsin. Çünkü insanların bir numaralı beğenmeme sebeplerinden biri tutorial kısmı olmuş. Oyun hiçbir şey neredeyse öğretmiyor falan demişler. Buradan bir tane fisherman'i beğenelim. Güzel kıyafetler olan mı artık? Çok da önemli değil ama şu fena değilmiş. Şapka kalsın veya kalmasın. Şapkasız daha yakışıklı bir abimiz ha. Bu döndürüyormuş. Okey. Customization çok yok. Devam edelim. Gördüğünüz gibi hemen oyun karada başladı. Oyunu bu arada maksimum olabilecek Allah ne verdiyse modunda açtım. 47 FPS alıyorum. DLSS kapalı bu arada. Yani ham halini nasıl optimize etmişler onu da anlamaya çalıştığım için her oyunu olabildiğince böyle maksimum açmaya çalışıyorum. 4080 ile beraber gördüğünüz gibi 60 FPS alamıyorum. Buradan anlayabilirsiniz ki oyunun optimizasyonu bayağı bir kötü. Oyun bu arada Unreal Engine galiba 4'te geliştiriliyor. 5'te sinematiklerini çekmişler ama 5 daha iyi olabilir arkadaşlar. Unreal Engine 5'te bile geliştiriliyor olabilir. Peki DLSS açarsak buradan hemen imkan tanıyor mu? Diyelim ki upscale açmak istiyorum. Ama kalite bazlı olsun diyoruz. Ne yapacak FPS'im çok merak ediyorum. Evet. Ama bu kadar beklemiyordum. 200 FPS'e dayandı bir anda 47'den. Böyle oyunlarda inanılmaz işe yarıyor. Böyle bir fark yok yalnız ya. 170-180'in altına inmiyor. Oha. Yuh. Bakınız böyle kaliteyi falan üf. Gelelim bakalım. Ofisimiz var artık. Ofisimize giriyoruz şöyle. Selamun aleyküm. Bismillah diyoruz. İlk adımız. Evet. İlk adımız tabii ki de delivery package varmış. Yani kargocu oluyoruz arkadaşlar. For saving, avoid losing, error, save game. Okey abicim. Tamam mı? Bitirmeden kaydetmeye çalışma. Kaybedersin diyor. Gitmem gereken yer. 250 XP veririm diyor. 20.000 de para alırsın diyor. Gitmemiz gereken yerde NM olarak vermişler. Herhalde deniz mili benzeri bir şey midir? Hızla alakalı mıdır? Kargo da bu kadarcık mı? Bu arada normalde videolarında ofis işi var ama şu an mı girilemiyor? Yoksa videoyu özel öyle göstermiş de olabilirler. Yok da olabilir. Ama güzel ha ortam. Ortamı beğendim. Direkt böyle bir... Ulan böyle mi gideceğim? Undock diyelim. T'ye basalım. Dur. Geri. Geri vites. Tersteyiz ya şu an hani. Üf gerçekçiliğe bak. Yalnız çok fazla menü var sağda solda. Onu bir küçültebilseydik ya da gösterdin tamam ondan sonra salla gitsin yani kapat onu. Aslında önüme bakarak gitmem gerekmiyor mu ya? Su detayı çok güzel de şu splash efekt dedikleri o suyun püskürtme anım desem o birazcık abartılı olmuş. Sanki yani motor çalışıyor. Alt tarafı elimle yapıyorum.
Vay be. Ulan oturup izlemesi bile güzel böyle ortamlar ha. Sakinleştiriyor. Ben dedim buraya mı getireceğim? Bayağı bir hızlandık ha. Saatimiz var. Sağ üstte paramız var. Geliştireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi motorlu botumuz bile yok. Motor biziz. Şöyle bir park edelim. Bize 2 gün vakit geldi, verdi. Biz 1 saatte getirdik. Yani bunun için özel ek ödeme alacak mıyız? Bu beton mu yalnız? Betonsa hiç gerçekçi değil hocam. Huk. Hah. Hoba bağladım. Tamam. F'ye basıyoruz. Bottan iniyoruz. Hemen elimde gördüğünüz gibi. Merhabalar. Kolay gelsin. Ben geldim. Servis. Servis. Burayı da koyabilirmişim. Ha. Cannot place cargo. Okey. Bu boyuttaki bir şey buraya koyamazsın diyor. Gördüğünüz gibi doğru yeri kendisi gösteriyor. X'e basıyoruz. Eğildik ve 20.000 kronumuzu da aldık. Hızlı geldiğim için ekstra para verdi galiba. Normalde para diyorum. XP 250 verecekken 284 aldım gibi. Bak travel experience'mış gerçi. Hızlı geldiğim için değil ya. Yol kat ettiğim için öyle. Gezdiğim için sağda solda. Hey be abimin. Hocam bir NPC olaydı. Bak o da diğer şikayetlerden biriydi. Bu oyunda hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim modunda yorumlar var. Çevre çok güzel, ortam çok güzel ki videolarında şundan bahsediyorlar. Yani multiplayer de oynayabiliyorsun tabii. Ama daha fazla şey olacağına dair. İnsan, kalabalık, birazcık daha böyle yaşayan bir çevre vesaire. O durum yok. Bak you can teleport diyor ama gidersen diyor. Yüzerek gidersen diyor. 150 experience puanı veririm diyor. Abi gidelim ya. Experience istiyoruz biz. Bize o lazım. Dur bu tarafa doğru. Gidelim bakalım 30.000 kronla ne alabiliyoruz kendimize. Yani dünya çok boş diye çok yorum atılmış, söylenmiş. Haberiniz olsun yani. Şimdilik NPC yok. Muhtemelen oyunun çıkışına doğru olur bir şeydir ama şu an çok kalabalık değil. Hem multiplayer oynanıyorsa böyle 4-5 kişi girdin falan. Birazcık daha RP yapayım. Balıkçı simülasyonu yapalım kafasında. Herkes ayrı noktalara ayrılıp herkes farklı balık türünden ekmek yiyeceğim. Arada da denk geliriz diyorsa orada bir şeyler döner yani. Öbür türlü evet. Şu anlık görüntüde gördüğünüz gibi bir tane ne gemi var ne insan. Umarım bir motor alabiliyoruzdur 30.000 kronu. Şu an tek ihtiyacım olan oymuş gibi geliyor. Hop çıktık. Denize atlasam ne oluyor acaba ya? Atlayamıyormuşum. Ah be abim. Ben de dengede tutmaya çalışıyordum. Haritayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünya haritası böyle. Ay, işaret bıraktım dur. Aynen kaldır bunu da kaldır. Heh, şöyle bir kayayım. Habitat dedikleri bu gördüğünüz gibi. Balıklar nerede oldukları, ne kadar kalabalık oldukları. Bayağı bir büyük alan. Biz şu anda şuradayız. Ve yani az önce gittiğimiz yer muhtemelen şurası falan mıydı? Şu iki noktada gittik geldik. O bile 10 dakika falan sürmüştür. Siz düşünün yani toplam alanı. Bayağı büyük bir alan var. Fish farm varmış bak. Aa. Satın almaya uygun diyor bak. 500 bin vererek çiftlik mi var orada? Vay vay vay. Balıkçı çiftliği ha? Olabilir. Olabilir. Para kazanmak için ekstra yöntemlerimiz var galiba oyunda. Hocam şu müzik beni bir ufak tırstırttı. Şunu bir kısalım. Evet. Repair Sea Marker diyor. Tamam. Tamirat işi geldi. 250 XP veririm diyor. Bu arada şey geldi mi XP? Ben buraya yüzerek geldiğim için manuel olarak. Para yine aynı. Devam. Nerede sea marker nerede peki? Bir alet edevat almam lazım mı? Ha shop diyor. Tamam. Okay, power drill'le light bulb alacakmışım. Alet olmadan olmaz diyor. Bir tane alalım. 299 nok. Uygunmuş ya. Parçalar. Light bulb var. Bir tane bundan alayım. Bundan da alayım ya. İkisi de lazımdır. Bu şey Maysamur kardı.
Elektrik neydi? Şalter demeyeceğim de eski kafada işte bunlar patlıyordu. Bir nevi şalter de diyebiliriz herhalde. Eski kafa şalteri. Bu zaten direkt ışık yani lamba. Fazla almam bir avantaj var mıdır? Birer tane alsam yeter herhalde tahmin ediyorum ki. İyi mağazamız da var. Gidelim. Alet edevatı ihtiyacım olduğunda mı görüyorum? Okey. Tamam taba basınca direkt gördüğünüz gibi lisansım çıktı. Şu an class 1'mişim. XP puanlar burada birikiyor. Bir tane skill varmış. Güzel. Skill olması da iyi. Şu an aldığım görev aşağıda tamamladığım görev listesi var. Skill tree'ye bakalım neler var. Aha. Envanterin geliştirilmesi var. Eco driving diyor. Muhtemelen yakıtı daha az yiyen tekneler oluyordur. Aa, friends in high places. Daha yüksek mevkilerde arkadaşlar diyor. Bu da daha iyi fiyat teklifleri olabilir gibi geliyor bana. Ya da daha iyi işler. Crewmate takım arkadaşlar yine olacakmış. Birden başlayıp 3 tane ekstra alabileceğiz. Bir önceki oyunda da zaten toplam 4 kişi oluyorduk diye hatırlıyorum. Bir de teknenin içindeki envanteri genişletme var. Personnel safety diyor. Çalışanların güvenliği var. Teamwork var. Teamwork ne yapıyor acaba? Yani takım çalışması da nasıl oluyor? Bu sadece bu geneldeymiş. Bir de mühendislik üzerine bir sürü şey var. Balıkçılık üzerine var. Bir de deckhand diyor. Yani ekstra ekle. Aa move faster. Vay be. Bayağı bir şey varmış ya. Yani oyun uzun soluklu gibi duruyor. Şu an bende bu var. Nereden satın alıyorum tabii onu bilmiyorum. Gerçi bakayım General Fishing Ships dur. Haritada muhtemelen yerler gözüküyor olabilir. Ha, gideceğim yer de buradaymış. Ama dur ya ben sizi yanlışlıkla koydum hocam. Yine manuel tabii ki de. Manuel. Şöyle bir döndür ters döndürdüm. Enerjim hala azalmadı. Enerji barı daha iyi olabilirmiş bu arada. Çok bilgi vermeyen bir bar gibi geliyor bana bu tarz barlar. Bundan önceki oyunda da benzer bir sistem vardı ama orada yetiyordu bu bilgi ama bu birazcık daha bir karakterin hayatını oynadığın, daha rol yaptığın bir şey olduğu için daha bilgilendirici bir bar mantıklı olabilirdi. Yeme içme falan durumu da yok anladığım kadarıyla. Şu an sadece enerji görüyorum. Bu arada height var mı? Aynen. Height diyebiliyormuşuz ya. Güzel. He. Fishing bar'ın C'de de vardı diye hatırlıyorum. Bak böyle çok daha iyi oldu. Sonunda size manzara izletebileceğim. Eğit be. Şunun güzelliğine bak. Denizin sakinliği valla. Oraya doğru gideceğiz işte. Belki bu kadar yakın sevmiyorsunuzdur. Uzaktan şöyle. Drone kameramsı bir kamerası var. Uzaktan yapınca güzelmiş. Yani böyle oyunlarda birazcık daha şey de gerekiyor olabilir artık yani. Tabi sürekli böyle devam etmeyeceğiz de yani Death Stranding mantığı. Hideo Kojima'nın o kafası. Uzun yolculukta yürüyüş görevi alıyorsanız oyunda misal. Otomatik bir yerden sonra kamera hafif uzaklaşır. Ve müzik açılır. Siz yürümeye devam edersiniz. Kontrol hala sizde olur ama. Müzik eşliğinde böyle sinematiğimsi yürürsünüz. O hava böyle birazcık daha o sıkıcı sekansı. Daha keyifli hale getiriyor. Müzikten keyif ala ala gidiyorsunuz yani. Burada da belki öyle bir şey mantıklı olabilirmiş. Alanımıza geldik. Tam da o tamirat tadilat iş arkadaşlar. Yani gözüktüğü gibi. Trailerlarda. Şimdi buna bir daklayabiliyor muyum? Dak dak. Vay FPS modu da var. Yeni gösteriyor bana. Ben niye akıl edemedim bunu? Peki burada bağlama yok mu abi? Tekne mi kaybedebilir mi ya? Direkt otomatik yukarı çıktı. Neyin üstünde durduğum belli değil. Güya merdivende duruyorum ama işte böyle şeyler var. Misal belden dönecekken karakter. Komple dönüyorsun. Neyse bunlara takılmıyoruz. Şimdi envanterin I'sına bas diyor. Hemen şunu alayım bir dızıt dızıt yapalım. Ama E ile yaptırma şunu. Mouse niçin var abi yani? Buradaki detay seviyesi gördüğünüz gibi kötü. Buraya özenmemişler. Aç kapıyı artık. Şimdi speed switcher. Nasıl? Niye makineyle yapıyorum ki ben bunu?
Onu anlamadım. Ha burada muhtemelen ya. Yanlış yere bakıyorum ben. Tamam. Ne olacak peki? Change light color to white. Okey. Beyaza çevirdik. Bunu da kapattık. Ve tabii ki de hemencik kilitliyoruz. Evet, experience'ımızı da aldık. Güzel. Bağladık. Okey. Bu kadar arkadaşlar işte iş. Böyle böyle yapıyorsunuz. Tabii ki de teleport olacağım. Bakayım 150'yi verecek mi? Şey gideceğim. Kendim yine manuel olarak. Verecek mi? 361. Hepiniz şahitsiniz arkadaşlar. Gidince görüşelim. Deneyimi verecek mi? Dur, hızımı birazcık düşüreyim. Hatta direkt vermiş midir? Tüh, buradan görüntüleyemiyorum da. Bağlayayım şunu. Paralel durman lazım diyor. Çarpma. Paralelleşir şimdi hocam. Rahat olsun hop. Hadi bakayım. Lan nereden açıyordum? Tab'dan tabii ki de. Vermedi. Ya da bir sonraki görev alınca mı verecek bilmiyorum. Learn to fish diyor bir sonraki görev artık. Abi full yalancı bunlar ya. 361'in üstüne bir tane koymadı. Namussuz. Terbiyesiz. Yoksa ben yanlış mıyım lan? Teleport. Belki de teleport edersen veriyordu deneyim puanı bilemiyorum. Evet, balık tutmayı ilk öğrenmemiz gerekiyor ama bunun konusu tabii ki bir sonraki bölümde olsun. Tackle Tool. Değil mi arkadaşlar? Bu bölümlük bence gayet yeterli oldu. Bir sonraki bölümde devam edelim. Oyun fena değil. Bakalım nereye kadar gidecek ve nerede beni sıkacak onu bir test etmiş olalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğenin. Hoşçakalın.